roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah. Ötüyor. Yağmur en az böyle bir saat ya, ben size söyleyeyim. Kestane kargası. Erkan, video çekiyorum dedik, çekiyorsun ya. Şu an çektiğini izliyoruz. Tamam da niye? İzliyoruz abi, şu an kayıt mı yapıyorsun? Kayıt yapıyorum tabii. Lan söylesene. Video çekiyorum ne demek? Bak yana. Erkan ne oluyor lan? Oğlum ne biçim yağıyor lan? Bir de rüzgarla beraber yağıyor. Öyle bak yöne. Harbiden yöne bak ha. Bak bak hayvanlar göle bak. Atla derler adama. Harbi sırılsıklam olacağız ya. Koşanlar ne yapacak? Koşanlar zaten mahvoldu. İşte ben bu anı bekliyordum. En sevmediğim şey ya. Yağmurda nefret ediyorum. İkinci şemsiyemiz olsaydı 5 lira derdik. Aynen. Tabii. Yağmurun altında beklemek 5 lira. Gel. Bakayım bu nedir ya? Haydullah. Ne beyaz ya? Tişörtle koşanlar şu an böyle oldu. Buraya bak. Şuraya bak. Allah! Ayaklarının altında sık su lan. Şelale atıyor burada. Şurada dere oluştu. Küçük bir dere oluştu. Atıyor arkam bak. Makinin çantanın altından gidiyor. Bak bak. Oğlum al şu çantayı, al al. Yağmur olmasın, al şunu. Sevin dedim ki alın. Sıkıştırmış biri bunu buraya. Kim sence? Ne bileyim ben. Çıkmıyor da. Şuraya şunu koymak da, koysaydı git ıslanmayacaktı yani. Şundan var ya. Bir şey olmaz, su geçirmez zaten. Bu kutu kartondu la, ben bunu niye karton olduğunu unuttum. Evet arkadaşlar. Yeme hazırlayacağız. Civciv yeri. Bir de böyle önceden haşladığımız, gelmeden önce güzelce mısır, buğday ve güvercin karışık yemini böyle haşladık. Güzel bir hale getirdik. Yumuşacık oldu mısırlar. Onu civciv yemiyle karıştırıyoruz. İçine civciv yemini de kattık. Bakın şimdi... Üstüne belli bir miktarda yemi tutması için un koyuyoruz. Sonra sihirli iksir. Sihirli iksir. M4. Sihirli iksir. Banana. Banana özünü döküyoruz. Sazan kokuyor geliyor. Tek de o kadar da hani muza geliyor diye bir şey yok. Çilekliye de geliyor. Yeter ki güzel, sevdiğim koku olsun. Vanilyaya da güzel geliyor. Vanilya kokusu, çilek kokusu, muz kokusu. Pineapple tatlı elma mı neydi? Bu gibi şeyler sazanın kokusunu çekiyor. O bölgeye gelip yenilenmesini sağlıyor. Ama aşırıya kaçmamak gerekiyor. Bu sefer
su ilave etmek zorunda kalacağız herhalde bu akşam. Diğer yemden at. Usuluyor biraz. Evet, yemimiz hazır. Sıkılacak kıvama geldi. Şöyle sıktığımızda yayın üstüne, kurşunun üstüne sıkabiliriz bunu. Kurşunun üstüne ben şu kadar sıkıp atıyorum. Yani düştüğü yeri yemlemiş oluyor. Şöyle küçük bir parça. Mis gibi. Alın size yemini. Bir de etrafı gösterelim Serkan abi. Ama önce çadırları çeksin. Önce kamerayı alayım. Şu yeni misafirimizi gösterelim. Evet, balıkçılığa yeni görev almış. Serkan abi bir merhaba ver. Merhaba arkadaşlar. Serkan abimiz spor salonu işletmeci sahibi. 312 Ankara Pursaklar'da bizim gittiğimiz, Hayrullah'ın gittiği spor salonu. Değerli bir hocamızdır. Doğa sever, balık sever. Ekibimize can kattı, kan kattı. İnşallah bakalım göreceğiz. Çadırımız ve arkada bir çadırımız daha. Kamp alanımız bu şekilde akşam kurduk. Tam belli olmuyor. Gündüz daha net göreceksiniz. Serkan abi, ilk düşüncelerin nedir? Var mı heyecan? Heyecan, evet var. Çünkü nasıl olacak merak ediyorum ben de. Daha önce gittim ama ilk kez böyle profesyonel olarak gelmiş oldum. Ben de ilk kez şahit oluyorum arkadaşlar gibi. Ama senin faydanı ilk başta görmeye başladık. Neden? Senin sporcu kaslarınla taşıma olarak iki kişilik yükü sana yükledik, geldin. Bakın. Şunu versene bana. Tamam. Şimdi tepeden göster. Evet, Serkan Bey ışığa şey biraz duyarlı. Evet. Gece olunca herhalde ondan dolayı. Saat kaç şu anda? İş yerinden o, Serkan abiyi kaptık geldik. Dedik ki yeter artık. Spor salonunu çocuklara bırak. Serkan abi bize... ışıkları görünce Barbara Palmi gibi hissettim ya kendimi. Tavşan gibi hissettim kendimi. Işığı gördük kaldık. Evet, bakalım. Ve ben atalım. Yarın gündüz vakti bakalım balıkları gösterebilecek miyiz ama inşallah yarın akşama kadar güzel balık alacağız. İnanıyorum. Görüşmek üzere. İnşallah sabah Allah hayrola. Evet arkadaşlar, yerimize geldik şu anda. Sehpamızı kurduk, oltalarımızı attık. Serkan Hoca da İsrail sazan tutmaya başladı. Yapıştırıyor. Kiloluk İsrailler çekiyor. Baki hep karavana. Karavanacı Baki. Kertenkele hayrola. Sürekli iğne koparıyor Baki. Durup durup bakıyoruz. Arkaya doğru gidiyor. Ne yapıyor diye bakıyorum. İğne bağlıyor. Evet arkadaş, biraz önce şu voltamıza güzel bir sazan vurdu. Uyuyorduk. Tam şöyle dinlenelim dedik şekerleme yaparken. Bu voltaya çok güzel bir sazan vurdu. Ama... bir sineği kopardı gitti. Baki kaç kiloydu sence? 1,5. 1,5 kilo diyor. Evet. Serkan Hoca işi çözdü. Poşeti doldurdu şurada. İsrailleri yakalıyor. Akşama balık ziyafeti var. Şöyle Serkan Hoca'nın şamandırasına da bir zoom yapayım. Baki yine her zamanki gibi iğne kopartmaya çalışıyor. O çok fena kaldırmış. Ya o dal dur. Ya. Dur, çok güzel vuruyor, oynatma. Dur, video çekeyim. Tamam. Şu anda çekimdeyim, tam balık vurduğunda bir çak bakalım oturtabileceğin mi ağzına. Şöyle bir İri bir İsrail bekliyoruz senden. Bugün büyük sazan vurmadı pek. İki balık vuruşundan başka bir vuruş olmadı. Biz de can sıkıntısına İsrailler tutmaya başladık. Evet, vuruyor şu anda. Tek mısır takıp uğraşsana.
İsrail, tek Mısır'da daha güzel alınıyor. Anam dana kavağı çıktı. Neydi öyle bir şey vardı? Acaba. Oğlum o ağaç muz ağacı değil, in oradan. Şş. Muz ağacı değil o. Şunu nasıl kırabilirim? Onu isneği koparttı. İsneği niye koparttı? Ta oraya çıkarsın, şerefsizim, dal kırılır, sırtın mırtın yere yapışırsın. Ondan sonra omurgan kırılır seni, bir de ondan sonra altını bağla. Beytuyu taşıdığımız gibi taşımak zorunda kalırız. O kırar şimdi. Serkan Hoca şimdi tek mısırla deniyor. Hemen şöyle bir şamandırasına bir zoom çakalım. Biraz indirdi bir santim. Bak burada. Vuruyor. Çak çak çak. Geldi mi? Çok hafif indirdi ama. Karavana. Atışı öğrenebilmiş mi? Evet, güzel. Havaya kaldırdı biraz sanki. Avradım, şamandır araya sıkıştı. Yok böyle bir şey. Kaldırdı. Kaldırdı çak bence. Aldın mı? Evet. İsrail temizliği. Hayır, lafı nasıl çıkıyor? İsrail ölüm mü diyoruz? Bunlar istilacı arkadaşlar. Ney? Çıkartacaksın mı onu? Yandan döndür, çıkıyor. Koymasan üstüne. Yalnız gözünün üstüne koyma. Merceğin üstüne koyma. Çizilir. Ha, öyle koy. Baki de şamandırasını kurtarmaya çalışıyor. Kafayı yedi. Bakayım şunu ayrı. Ben kamera açık şu anda. Tutamam. Durdur. Serkan Hoca'ya söyle. Serkan abi şunu tutabilecek misin? Elini uzana bir tutun. Hangisi? Tala. Adamın kamerası hakikaten işe yarıyor, kamera çubuğu ya. Tala uzun. Hop. Tala uzun. Böyle bu işler bench press basmaya benzemez işte. Baba. Bu neydi? Yukarıdan çekmelere ne diyorlardı? Evet. Yukarıdan çekiş hareketlerine. Ya işte görüyor musun? Bunun ismi... Türk'ün gücü mü diyorsun? Türk'ün gücü değil, 312'nin gücü. Yok ya. Bu gücün etkisinde, Hayro, bana bak. Bir daha en azından... Kamerayı kapattıktan sonra anladın sen. Anladım, korktum. Tamam abi. Seni çok seviyorum abi. Öpüyorum seni. Hadi yakından etkili görecek mi? Çadırın çok güzelmiş abi. Çadır nasıl toplanacak abi?
Serkan abi, sen de bu kasları iğneyle mi yaptın? Soğan etmek mi? Hadi. Dur, çekil önden. Al al. Tam mı girmiş? Küçük herhalde. Heh, bak aşağı sok. Tamam mı? Girmez girmez sen. Yok, yok. Heh, kamışı aşağı doğru tut. Benim korku iş yapmış. Arkadaşım, önündeki balığı nasıl beceriyorsun onun içine sokmayı? Döndürüp durma içinin üstüne. Altında bak, altından girmiş. Bak daha... Bak üstünde takla atıp durup durma. İleriden götür. Atlat. Yer olsa takılmış. Tamamdır abi. Neydi, ötekine de takılıyor. Bak döndürdükçe sen onu öbür oltaya iyice dolaştıracaksın. Belki balığı önce çıkart, iğneyi sal hemen. Belki tut onu. Balık kırmak güzel kırdın onu. Geliyorlar, geliyorlar Baki. Bir de isine misine ince, kalın değil. Tamam. Ulan bu İsrailleri var ya, ne yapmak lazım ya? Hı? Evet, poşetin için İsrail dolu. Vay arkadaş ya. İnsan eğlence heyecanlandırıyorsunuz ya. Adi şey ya. Vay, bütün oltayı topladı geldi. Vallahi ya. Dur, dur fazla oynatma da. Karıştırmadan alayım. Getir. Kaldır yukarı bir. Savannah.